Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü öreceğimiz örgümüzle gerekli malzemelerimiz böyle iki renk ip kullandım. Tığ numaram ve makasım var. Zincir çekerek başlıyoruz. İki, üç, dört, beş, 6. Bunu bir yuvarlak haline getiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Yuvarlağımızın içine batıyoruz. İkili trabzan yapalım. Sırasıyla yuvarlağımızın içine 4 tane ikili trabzan batalım. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Batıyoruz. 2 defa da yukarıya çıkıyoruz. Bakın bu şekilde 4 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir. Tekrar aynı yuvarlağın içine 4 tane ikili trabzan. Bir, iki, üç, dört tane trabzan. 2 zincir, tekrar aynı yuvaya 4 tane trabzan. Şöyle sıkıştıralım. 1, 2 zincir, 4 trabzandan sonra 2 zincir, tekrar aynı yuvaya 1, 2, 3. 3 tane ikili trabzan, bir de burada başta 5 zincir çekmiş olduğumuz, bakın 1, 2, 3. zincirinden batarak ilmeği içinden geçirdim. Bu da bizim 4. trabzanımız oldu. Böyle 4 köşeli bir motif oluşturduk. Şimdi şuradaki 2 zincirli boşluğa ilmek kaydırarak geçtik. 1, 2, 3 zincir, aynı boşluğa ikili trabzan. Bakın burada 2 tane oldular. 2 zincir. Tekrardan aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan. Aynı boşluğa 2 trabzan burada, 2 zincir, 2 trabzan burada şeklinde yapmış olduk. Sonrasında 4 tane trabzanın tepelerine batıyoruz tek tek. Şuradaki kenardakini atlamayalım. Bazen burası gözden kaçabiliyor. 4 tane trabzanın tepesine tek tek batalım. Evet, 4 tane trabzanımın tepelerine de battım. 2 zincirli yuvaya giriyorum. 1, 2. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya tekrar 1, 2. 2 tane ikili trabzan. Sonrasında sırasıyla 4 tane trabzan tepelerine batıyoruz. Gösterdiğim şekilde sırayı tamamlayalım. Evet, bakın bu şekilde tamamladım. Aradaki 4 trabzanın tepelerine battım. Şimdi buraya geldim. Köşedeki trabzanların, bakın şöyle baştaki zincirin tepesine batarak böyle sırayı tamamladım. Şöyle bir sırada kaç trabzan vardı onu saymamıştık. 2, 4, 6, 8. Böyle bir sırada 8 trabzan var. Şöyle 8'er trabzan oldu. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum. Buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle 2 tane trabzanı yapmış olduk. Sonrasında köşeye giriyorum. Köşeler bizim artış noktalarımız, örgümüzü büyüttüğümüz yerler. Köşenin içine trabzanımı yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Aynı şekilde bakın, köşeye 2 trabzan, 2 zincir, tekrar köşeye, içine 2 trabzan. Şöyle. Sonrasında
Bakın burada 2, 4, 6, 8 trabzanım var. 8 trabzanın da tepelerine tek tek batarak köşeye kadar gidelim. Yine köşeye geldim. Köşelerde uyguladığımız işlem hep aynı. Köşeye 2 tane trabzan batıyorum. Şöyle 2 zincir çekiyorum. Tekrar köşeye 2 tane trabzan batıyorum. Sonrasında şuradaki 8 tane trabzanın tepelerine tek tek batarak diğer köşeye kadar ilerliyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar ederek tamamlayalım. Bakın sıramın sonuna geldim. Bu kenarın zaten burada 4 tane trabzanını örmüşüz. 2, 4, 6, 8 trabzanını da ördüm. Sonuncuya kadar geldim. Yine baştaki 3 zincir çektiğim trabzanın tepesine battım. İlmeğimi bu şekilde geçirdim. 1, 2, 3 sırada tamamladık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincir her zaman ilk trabzanım. Sonrasında ikinci trabzanıma battım. Üçüncü trabzanım. Ve dördüncü trabzanım. 4 trabzan yaptım. Bir önceki sırada buralarda kaçar trabzan vardı? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Her kenarda 12'şer trabzanım var. Şimdi yine köşeye geldim. Köşede yaptığım işlem hep aynı. 2 tane ikili trabzan köşeye, 2 zincir, tekrar aynı köşeye 2 tane ikili trabzan. Şöyle. Sonrasında sırasıyla sayıyorum. 4 tane trabzanın tepesine batacağım. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzanın tepesine battım. Köşedeki trabzanlarımla birlikte 6 oldular. 2, 4, 6. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Burada 4 trabzan tepesi atladım. Sonrasında sırasıyla yine 4 tane trabzanın tepesine batıyorum. 4 tane ikili trabzanım oldu. Sonrasında köşeye. Köşede yaptığım işlem hep aynı. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar köşeye 2 tane ikili trabzan. Buraya geldim. Burada 4 tane trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzanın tepesine battım baştan. 2 de burada. 6 tane oldular. Tığıma ipimi doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 4 trabzan atlayıp 5. batıyorum. İkili trabzan. 4 tane ikili trabzan sırasıyla batalım. Böyle bu köşelerde de kenarlarda aynı işlemi uygulayarak sırayı tamamlayalım. Evet, sıra bitimine geldim. Şimdi burada köşeye trabzanlarımı yaptım. Burada baştan 4 tane trabzanın tepesine battım. Köşedekilerle birlikte 6 tane oldular. 6 tane olunca bakın 1, 2, 3, 4 trabzan tepesi atlayıp 5. batmam gerekiyor. 5. de burada ilk trabzanım var. Şimdi şöyle onun tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim. Ve 2 zincir çekerek ipimi burada keseceğim. Artık farklı bir renge geçiş yapacağım.
şekilde kestim. Bakın şöyle şu kısımlarda yaptığımız işlem bizim bu şekilde durmasını sağladı modelimizi. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. İstediğiniz bir yerden başlayabilirsiniz. Ben hemen köşeden başlayacağım. Bakın şöyle herhangi bir köşeden başlıyorum. Bıraktığınız yerden de başlayabilirsiniz. Düğümler aynı yere birikmesin. Farklı bir yerden başlıyorum. Şöyle köşelerin birinden başlıyorum. Köşede yaptığım aynı işlemi tekrar ediyorum. 3 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Bunlar ilk iki trabzanım oldu. 2 zincir. Tekrar aynı köşeye batıyorum. 2 tane ikili trabzan. Burada köşeyi yaptım. Köşeyi yaptıktan sonra ne yapıyorduk? Sayıyorduk. Sırasıyla 4 tane trabzana batacağız. 1 2 3 4 Şöyle baştan 4 tane trabzanın tepesine battım. Köşedeki trabzanla birlikte bakın 6 tane oldular. Şöyle şu kısımdan bakın 1 2 trabzanı bıraktım. Tığıma ipimi doladım. Bakın buradan sayalım. 1 2 trabzan tepesi atladım. 3 4 5 Buradaki bakın yine 5. trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yaptım. Yine şöyle bir geçiş yaptım buradan. Ve 4 tane trabzanın tepelerine sırasıyla batıyorum. 4 tane trabzan tepesine sırasıyla battım. Köşeye geldim. Köşede aynı işlemi yapıyorum. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan. Ve şuradan yine baştan 4 trabzanın tepesine batalım. Burada en son 2 tane kalıyor. Buradakileri saydığımızda 6 tane trabzanımız var. Tığıma ipimi doladım. 1 2 3 4 5. trabzanın tepesine batarak İkili trabzan yaptım. Yine 4 tane trabzanımı sırasıyla batarak yapıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerleyecek. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz bu modeli. Ben şimdi sıralarımı tamamlıyorum. Diğer sıralarda da aynı işlemi tekrar edelim. Evet, bakın bu şekilde 2 defa beyaz rengimle yaptım. Şu şekilde sıra bu kadar bana yeterli geldi. Şimdi şu araya kaydırarak girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 tane zincir çektim bu şekilde. Bunu küçük çantamızın kulbunu yapmak için kullanacağım. Bir diğer köşeye direkt sık iğne olarak battım. Şu köşeye kadar her bir trabzana bir tane sık iğne batarak ilerliyorum. Şöyle. Köşeye geldim. Şimdi bu köşeden de yine 25 tane zincir çekelim. Bana 25 yeterli geldi. Siz bunu 20 de yapabilirsiniz şu şekilde. Şimdi yine 25 tane zincir çekerek bu köşeye batalım. Sık iğne ile buraya kadar gelelim. Evet, yine 25 zincir çektim. Bu köşeye battım. Sık iğne yaparak buraya kadar geldim. Böyle de bırakabilirsiniz. Ben şöyle devam ettim.
biraz kalın olması için şöyle sık iğne yaptım. Zincir boyunca böyle sık iğne battım. Böyle batalım. Buraya kadar gelelim. Sonrasında sık iğnelerin tepelerine sık iğnelerimizi yaparak ilerleyelim. Bu kulp kısmına gelince yine bunun da sık iğne ile dolduralım. Yine burayı da sık iğne ile geçtikten sonra örgümüzü bitirelim. Evet, bakın bu şekilde örgümü tamamladım. Gerçekten çok güzel oldu. İçine de bu şekilde şans kablomu koydum ben. Sizler de böyle hem şans kablolarınızı hem kulaklıklarınızı koyarak büyük çantaların içlerini kolaylıkla muhafaza edip bulabilirsiniz. Böyle farklı renklerde de örmüştüm. Buna kızlarımın böyle kolyelerini koydum. Böyle sarı renkle de örmüştüm. Buna da böyle küçük tokaları koydum. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı oldu. Bakın böyle dekoratif bir örgü modeli oldu. Tığ işi kolaylıkla örebileceğiniz bir örgü modeli. Böyle magnet olarak da kullanabilirsiniz. Lavanta kesesi, sabun kesesi olarak da kullanabilirsiniz. Böyle elinizde kalan ipleri rengarenk örerek değerlendirmiş olursunuz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.